Hazreti Yusuf Aleyhisselam meselesine gelince ki çok yaygın ve peygamberi Müslümanlar arasında meşhur bir konu. Olayı genel olarak hatırlıyorsunuz. İyi bir rüya yorumcusu olarak işte sarayda Firavun'a günün bir geldiğinde tanıtılır. Firavun'un o meşhur rüyasının bütün sihirbazları, rüya yorumcuları çözemez ve haber verilince hapisten çıkarılıp getirilir Yusuf Aleyhisselam ve kendisine rüya söylenir. Yusuf Aleyhisselam da rüyayı bildiğiniz gibi işte 7 bolluk yıl olacak, bol yıl. Ondan sonra da 7 kıtlık yılı onu takip edecek. Eğer bu bolluk olan 7 yıl iyi yönetim olur ise, becerikli yönetim olur ise, onu takip edecek 7 kıtlık yılında insanların sefil olması, dökülmesi, kırılmasının önüne geçilir şeklinde yorumlar Firavun'un gördüğü rüyayı. Bunun üzerine Firavun bu yorumdan o kadar mutmain olur, o kadar tatmin olur ki Yusuf Aleyhisselam'a bildiğiniz gibi Kur'an'da bu ayete bakarsanız sen bu işin başında ol, yani bu işleri sen yönet, sen emret, hani şu şöyle olsun, şuradaki mahsul şuraya konsun, buradaki buraya aktarılsın, ben emrimdeki güçlerle bunları yerine getireyim şeklinde. Yusuf'un Firavun'un emrine girmesi değil, Firavun kendini tabir caizse Yusuf'un emrine sokmuş bir konumdadır. Tamamen yanlış bir değerlendirmeyle yıllardır bu olay çarpık şekilde çarpıtılır, öyle arz edilir ve bazıları kendi yaptıklarına bu olayı Kur'an'dan delil olarak arz ederler. Benim bu konudaki arzım.